Bugüne kadarki en şık tasarımlı akıllı saatlerden biriyle karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz Watch Pro 4 isimli akıllı saatimiz. Ve bu akıllı saatin çok güzel bir özelliği var. Bu akıllı saatin ekranı kabisli bir ekran, curved bir ekran ve bu ekran arkadaşlar bu tarz akıllı saatlerde ilk defa kullanılıyor. Yenilikçi teknolojiyi de Teknodrone sizlere ulaştırıyor. Bu akıllı saate ve buna benzer birçok yenilikçi teknolojik ürüne sahip olmak istiyorsanız Teknodrone'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu akıllı saatle ilgili ya da başka birçok akıllı saatle ilgili, kulaklıkla ilgili paylaşım yaptığımız Instagram hesabımıza da sizleri bekliyoruz. AMOLED ekran, kavisli bir cam kullanılmış çok şık bu akıllı saatimizin detaylarına isterseniz hep birlikte bakalım. Watch Pro 4 isimli akıllı saatimizin kutu içeriğine bakalım. Öncelikle şöyle bir saatimiz karşılıyor. Bizi çok güzel paketlendiğini ayrıca belirtmeliyim arkadaşlar. Saatimizin içinden toplamda 3 tane kordon çıkıyor. Biri bu şekilde deri görünümlü bir kordonumuz. İkincisi ise şöyle kaliteli bir plastik malzemeden yapılmış kordonumuz. Üçüncüsü ise şu şekilde yine çok kaliteli, çok da güzel, şık duran bir metal kordonumuz bulunuyor arkadaşlar. Kutudan bir de kablosuz şarj aleti çıkıyor. Kutu içeriğimiz genel anlamda bu şekilde. Öncelikle Watch Pro 4 isimli akıllı saatimizin tasarımından başlayalım. Çok kaliteli, çok güzel bir tasarımının olduğunu en başta belirtelim. Bu akıllı saate ilk baktığımızda ön tarafta camının kavisli olduğunu görebiliyoruz ki bu gerçekten akıllı saate farklı bir hava katmış. Dışa doğru bir kavis var. Curved ekran teknolojisi bu saatte kullanılmış. Çok güzel bir ekran kalitesinin olduğunu da söyleyeyim. Ekran kalitesi güzel, çözünürlüğü yüksek, renkler çok canlı ve güzel gözüküyor arkadaşlar. Özellikle ekran konusunda aklınızın, kafanızın rahat ettiği, aklınızda herhangi bir soru işaretinin olmayacağı bir akıllı saatle karşı karşıyayız. Watch 4 Pro'nun arka tarafına baktığımızda çeşitli sensörler görüyoruz. Yan tarafına baktığımızda sağ tarafta 2 adet butonumuz bulunuyor. Biri crown tekerimiz, diğeri ise normal dikdörtgen bir butonumuz. Gördüğünüz gibi metal gövdemiz böyle tıraşlanmış bir metal malzemeden üretilmiş. Bu da saatimize ayrı bir hava katıyor. Bu tarafa baktığımızda sol tarafta herhangi bir butonumuz bulunmuyor. Şurada bir hoparlörümüz bulunuyor. Kordon kilitlerimiz bulunuyor. Ayrıca kordonlarımız 20 milimlik standart kordonlar oluyor. Dolayısıyla piyasada çok fazla alternatif kordon da bulabiliyorsunuz. Bu da yine bu saatin güzelliği arkadaşlar. Akıllı saatimizin gördüğünüz gibi bir always on display özelliği de bulunuyor. Belli bir süre sonra ekranımız kendiliğinden kapanıyor ve always on display özelliğimiz devreye giriyor. Akıllı saatimizin öncelikle ekrandan başlayalım. Çok kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Hem çözünürlüğü yüksek hem parlaklığı çok ideal. Güneş ışığında bile gündüzleyin bile çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Hem de arkadaşlar büyük bir ekranımız bulunuyor aslında. Kasa büyüklüğümüzde 46 milim. Güzel, kolda çok güzel, çok şık durduğunu söyleyebilirim. Renkler çok canlı. Hepsi de gayet güzel gözüküyor. Çözünürlüğü de yüksek. Pikselleri falan hiçbir şekilde de okumuyorsunuz. Bu akıllı saatin genel kullanımına bakacaksak yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda kontrol merkezi karşılıyor bizi. Bu şekilde yana doğru gittiğimizde de yine çeşitli kısa yolları görebiliyoruz. Soldan sağa doğru kaydırdığımızda ikinci bir ekranımız karşılıyor bizi ki burada widgetler eklenmiş, çok da güzel duruyor arkadaşlar. Kısa yolları buradan da görebiliyorsunuz, gayet güzel. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda bildirimlere ulaşıyoruz. Bildirimlerde Türkçe dil desteği, Türkçe karakter desteği de bulunuyor. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde okunuyor. Ve bildirimlerde şu sosyal medya ikonlarının da bulunması gayet güzel bir özellik olmuş. Sağdan sola doğru kaydırdığımızda da widgetlere ulaşıyoruz. Burada da yine çok farklı widgetlarımız mevcut arkadaşlar. Saatimizde çok güzel temalar bulunuyor ki ilk temamız bu. Biz bu temayı uygulama üzerinden yükledik ki uygulama üzerinden bir sürü temaya da ulaşabiliyorsunuz.
Burada farklı farklı temalarda görebiliyoruz ki dokunduğumuzda temalarımız bu şekilde animasyonlu bir şekilde çalışıyor. Çok güzel, kaliteli, çözünürlüğü yüksek olduğu için gayet güzel, iyi duruyorlar. Burada da şöyle dokunduğumuz zaman farklı bir animasyon karşılıyor bizi. Burayı bu şekilde çevirdiğimiz zaman da dünya dönüyor arkadaşlar. Şurada Türkiye var. Üstteki crown tuşuna bir defa bastığımızda menüye giriyoruz. Menü stillerini de hemen sizlere göstermek istiyorum. Menüdeyken iki defa crown tekerine arda arda bastığınızda menü stilleri arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu ikinci stilimiz. Bu 3, bu 4, bu 5, bu da 6. Bu şekilde 6 farklı menü stili karşılıyor bizi arkadaşlar. Şu alt taraftaki tuşa bastığımızda ise gördüğünüz gibi ekranımız kapanıyor. Yine bunların fonksiyonlarını ayarlar bölümünden de değiştirebiliyoruz. Burada neler var bir de onlara bakalım. Şurada gördüğünüz gibi telefon bölümüne giriyoruz. Arama kayıtlarını buradan görüyoruz. Tuş takımını buradan görüyoruz ve aramalar yapabiliyoruz arkadaşlar hemen. Şuradan arama da gerçekleştirelim. Evet, aramamız gerçekleşti. Buradan eklediğiniz favori kişileri seçebiliyorsunuz. Yine şöyle çıkalım. Mesajlar bölümünde bildirimleri görüyorsunuz. Adım ölçer bölümünde o günkü aktiviteleri görüyoruz ki şu şekilde aşağı doğru kaydırdığımızda detaylara giriyoruz. Nabız bölümü, tansiyon bölümü, kandaki oksijen miktarı. Egzersiz bölümüne girelim. Şurada egzersiz modlarımız var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayrıca çok akıcı olduğunu da söyleyebilirim. Akıllı saatimiz çift çekirdekli. Çok hızlı çalışıyor. Animasyonları da güzel. Donma kasma asla yapmıyor. Uykuyu ölçüyor. Burada basınç ölçer var. Nefes egzersizi yapabileceğimiz bir bölüm var. Kadın sağlığı ve müzik bölümü. Müzik bölümünde telefonumuzdaki müzikleri buradan kontrol edebiliyoruz. Sesini açıp azaltabiliyoruz. Yine sonraki müzik, önceki müzik vesaire bütün ayarları buradan yapabiliyoruz. Asistan bölümünde Siri'ye bağlanabiliyoruz. Android kullanıyorsak da Google Asistan'a bağlanabiliyoruz. Telefonumuzun kamerasını uzaktan buradan kontrol edebiliyoruz. Hava durumunu buradan görüyoruz. Temaya geldiğimizde gördüğünüz gibi burada tema seçeneklerimiz de bu şekilde verilmiş. Kronometre, alarm, hesap makinesi, telefon mu bul, takvim ve uygulamaya bağlan. Olur da saatinizi bağlayamadığınız telefonunuza uygulama üzerinden buradaki kare koddan da bağlayabiliyorsunuz. Akıllı saatimizde pusula var. Burada gördüğünüz gibi vücut ısısını yine buradan gösteriyor. Oyun var akıllı saatimizde. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı oyun görebiliyoruz. Kanlı şeker, kan şekerini buradan ölçebiliyoruz. Barometre burada yine görebiliyoruz. Devamında ayarlara girelim. Ayarlar bölümünde en üstte dil seçeneği bulunuyor. Buradaki kare koddan uygulamayı indirebilirsiniz. Buradaki kare koddan uygulamaya bağlanabilirsiniz. Burada yine ekranla ilgili çeşitli ayarlamalar yapabiliyoruz. Düğme özelleştirmesi var. Buradaki düğmeye uzun bastığımızda neler çalışsın onu açabiliyoruz. Güç tasarrufu bölümü, sağlık hatırlatıcısı buradan çeşitli ayarlamalar yapabiliriz. Parlaklığı buradan ayarlayabiliriz. Ekran zaman aşımını yine buradan ayarlayabiliriz ki bunu biraz arttıralım. Evet. Her zaman açık ekran, rahatsız etme. Ses ve titreşimle ilgili tüm ayarlar yine burada mevcut. Ekranımıza şifre ekleyebiliriz. Şuradaki zamana geldiğimizde zaman ayarları yapabiliyoruz. Saatimizi buradan sıfırlayıp yeniden başlatıp ya da kapatabiliyoruz. Ayrıca burası da saatimizin hakkında bölümü oluyor. Watch Pro 4 modelimiz HD Fit Pro isimli uygulamayı kullanıyor. Uygulamayı indirmek için saatimizdeki kare kodu kullanabilirsiniz. Ayarlara girdiğinizde burada uygulamayı indirin bölümüne bastığınızda bu kare kodu telefonunuzdan okuttuğunuzda şöyle bir ekran karşınıza çıkacaktır. İsterseniz Google Play Store veya App Store'dan da Apple Store'dan da bu isimden uygulamayı aratıp da bulabiliyorsunuz. Biz Play Store'a girelim. Gördüğünüz gibi çıktı zaten. Şu uygulamayı kuruyoruz arkadaşlar. Gelen her şeye evet dememiz gerekiyor. Tüm izinleri vermemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar uygulamamız mevcut. Şurada teçhizat bölümüne girip cihaz ekle kısmından cihazımızı ekleyebiliyoruz. Buradaki tüm izinleri vermemiz gerekiyor yoksa cihazımız çalışmayacaktır. Şurada cihazımız RV32 olarak geçiyor. Bunu seçmemiz gerekiyor. Bütün izinleri bu şekilde tek tek veriyoruz. Eşleştirmeyi bu şekilde yaptık. Ana sayfada genel
kısa özetimiz var, günlük özetimiz bulunuyor. Spor dallarında burada manuel olarak bir spor aktivitesi başlatabiliyoruz. Teçhizat bölümünde cihazımızla ilgili tüm ayarlar buradan yapılıyor. En başta arama itme bölümüne girip buradan temalara bakabiliyoruz. Bir sürü tema var arkadaşlar. Bu temaları saatimize sorunsuz bir şekilde kurabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok tema var. Bu başlıklar altında yine birçok tema görebiliyoruz ki buraya girdiğimizde birçok tema gördük. Şöyle aşağı doğru kaydırabiliriz. Herhangi bir temayı da yüklemek istiyorum. Sizle beraber güzel bir tema seçelim. Evet, şu tema güzel gözüküyor. Şunu kurmak istiyorum. Şöyle bastığımda senkronize et dedim. Evet, şu an cihazımıza gönderiliyor. Sizler de görüyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi tema cihazımıza geldi. Cihazın ekranı çok güzel ve gerçekten tema çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Evet. Saatimizle ilgili diğer ayarlara bakalım. Şurada uzaktan kumandalı kamera kontrolü var. Telefonumuzun kamerasını buradan kontrol edebiliyoruz. Daha doğrusu saatten kontrol edebiliyoruz. Bilekliğimi bul, hatırlatma işlevine geldiğimizde burada gelen çağrılar, SMS bildirimi, sağlık hatırlatıcısı, uygulama hatırlatıcısı gibi çeşitli hatırlatma uygulamaları var burada. Diğer ayarlara girdiğimizde burada çeşitli ayarları yine görebiliyoruz arkadaşlar. Bilek hareketiyle ekranımızın açılmasını istiyorsak buradaki ayarı açmamız gerekiyor. Tabii bunu saatten de yapabiliyoruz. Şurada hedef belirleme var. Yani günde kaç bin adım yürümek istiyorsan onu ekleyebiliyorsun. İletişim bölümünde favori kişi buradan ekleyebiliyorsunuz. 8 kişiye kadar favori ekleyebiliyorsunuz. NFC bölümünde yine buradan çeşitli kartlar ekleyip atıyorum kapılarınızın kartları varsa ya da kapılarınız NFC destekliyorsa buradan ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Kartvizit bölümünde sosyal medya uygulamaların kare kodlarını buraya yükleyebiliyorsunuz. Ve cüzdan bölümünde de yine bu tarz ödeme araçlarının kare kodlarını ekleyip çeşitli online ödemeler gerçekleştirebiliyorsunuz ama bildiğim kadarıyla Türkçe'de online ödeme bu şekilde desteklemiyor. Bellenim yükseltme, buradan cihazın güncellemesini yapıyorsunuz ki şu anda herhangi bir güncelleme yok. Vesaire, bu şekilde arkadaşlar cihazımızın genel özellikleri de böyleydi. Şu anda telefonumuzdaki müzik akıllı saatimizde çalıyor. Buraya basarak müziğimizi gördüğünüz gibi durdurduk. Tekrar basarak müziğimizi çalıştırabilir. İleri geri buradan yapabiliyoruz ve yine aynı şekilde sesini de buradan arttırabiliyoruz. Yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız. Lütfen tekrar deneyiniz. The number you have called does not exist. Please check the number and try again. Sayın abonemiz. Yanlış ya da eksik. Evet, bu videoda sizlere Watch Pro 4 isimli akıllı saatimizi anlattık. Bu akıllı saatle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa, aklınıza takılan şeyler varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Saatle ilgili sorularınızı mutlaka cevaplamaya çalışırız. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilir, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bye bye.